Herkese merhaba. Biliyorsunuz ben bir 9,5 aydır falan Montevideo'daydım. Uruguay'da yaşıyordum. Hatta orada oturum falan çıkarmıştım. Ama bazı gelişmeler oldu ve ben Arjantin'e geçmeye karar verdim. Bir süre Arjantin'i gezeceğim. Daha sonra Güney Amerika'nın diğer ülkelerine geçeceğiz. Önümüzdeki bir ay boyunca, yani en azından bir ay Buenos Aires'te olacağım. Daha sonra Arjantin'in kuzeyini geçip oradan da diğer ülkelere geçeceğiz. Şimdi ben şu anda Kolonya'dayım. Kolonya neresi? Uruguay'da Montevideo'dan Buenos Aires'e giderken, Arjantin'e giderken insanların geçiş noktası olarak kullandığı bir şehir. Neden? Çünkü buradan Buenos Aires'e feribotlar gidiyor. Burası feribotun kalktığı bir şehir. Montevideo'dan yaklaşık 200-250 kilometre uzaklıkta bir yer. Burada Rio de la Plata diye denen bir alan var. Burası Parana Nehri ile Uruguay Nehri'nin okyanusa bağlandığı bir kısım. Buradan Körfez'in bir tarafından diğer ucuna geçmek için feribotlar kullanılıyor. Normalde Montevideo'dan Buenos Aires'e tek bir bilet alarak bir firma sizi hem otobüsle Kolonya'ya kadar getiriyor hem de Kolonya'dan feribotla Buenos Aires'e geçebiliyorsunuz. Ama ben ayrı ayrı iki bilet aldım. Bir otobüs firmasından öğlen gibi bir bilet aldım. Bir tane de akşam feribot bileti aldım. Neden? Kolonya'yı da biraz gezmek istedim. Buranın en tarihi, en güzel yerlerinden birisi olarak biliniyor Uruguay'ın. Şimdi size biraz burayı anlatayım. Şimdi şurası terminal. Ben buraya geldim Montevideo'dan. Kot diye bir firmayla geldim. Gayet güzel bir otobüsle geldim. Konforlu bir yolculuktu. Şimdi çok yeni bir otobüstü ama böyle elektronik donanımı fazla yoktu. Mesela internet yoktu, ekran yoktu falan ama çok yeni, çok temiz, çok da konforlu bir otobüstü. Öyle bir otobüsle geldim. Şimdi hemen şuradan da akşam 8.30'da benim feribotum var. 7-7.30 gibi oradan check-in yapmam gerekiyormuş. Sırt çantamla beraber geldim. O çantayı da şurada bir yere bıraktım. Yani bir gün buraya gelirseniz diye anlatıyorum. Burada eğer çantalarınız ağırsa ve benim gibi erken gelip böyle burayı gezmek istiyorsanız ben mesela 4,5 saatliğine 100 pesoya orada emanete bıraktım diyelim çantamı. Şimdi böyle biraz şehri gezeceğim. Şimdi burada her şeyi biraz paraya çevirmişler. Ben mesela biraz internet kullanmak istedim. Dedim ki yani birazcık şuranın tarihini araştırayım. Herkes tarih falan diyor. Gelmeden önce araştırmamıştım. Burada biraz araştırırım, öyle gezmeye başlarım dedim. Otogarlarda normalde Wi-Fi oluyor. Buradaki otogarda Wi-Fi'ye bağlanmaya çalıştım. Wi-Fi yoktu. Sonra işte o çantayı bıraktım. Yerde dışarıda Wi-Fi simgesi vardı dedim. Sordum, bu Wi-Fi dedim ücretsiz mi yoksa ücret mi ödememiz gerekiyor? Çünkü çanta için de ücret ödeniyor ya, belli ki işte ticari bir yer. Her şeye ticari bakıyorlar belli ki. İşte sezdim onu. Yok dedi, o ücretli dedi. Kaç para? 10 dolar gibi bir fiyat söyledi ama nasıl bir internetten bahsediyor anlamıyorum. Yani çantayı emanet bırakmak için 2,5 dolar. Şey, internet için 10 dolar dedi. Ne kadar süre kullanabiliyorum? Nerede kullanabiliyorum? Yani nasıl bir fiyat bu anlamadım ben. Belli ki terminalde de bu yüzden internet bulundurmuyorlar. Aynı zamanda orada ücretli otopark da var. İşte aracınızı demek ki Buenos Aires'e bir haftalığına gideceksiniz mesela. Arabanızı büyük ihtimalle burası da onlarındır. Mesela buraya otoparka bırakıyorsunuz. Bir hafta sonra geliyorsunuz, alıyorsunuz. Aracınız da güvende kalıyor. Böyle bir sistem de kurmuşlar buraya. Böyle şimdi Kolonya'yı gezeceğiz. Böyle biraz araştırma yapıp bir şeyler öğrenerek gezmek istiyorum. Çünkü böyle tarihi bir yer olduğu söyleniyor hep. Mutlaka anlatılacak bir şeyler vardır. Böyle mutlaka bir tarihi hikayesi vardır. Onu öğrenmeye çalışacağım bir internet bulabilirsem. Böyle yerleri böyle boş gezmeyi çok sevmiyorum. Biraz öğrenmeye çalışıyorum ne olmuş ne bitmiş. Şimdi şöyle rastgele yürüyorum aslında. Nereye gideceğimi de bilmiyorum. İnternetim olmadığı için Wi-Fi'ye de bağlanamadım. Haritaya da bakamıyorum o yüzden. Böyle rastgele yürüyorum. Bakalım önümüze ne çıkacak. Bu arada videoyu beğenerek, yorum yaparak kanala abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Biliyorsunuz bu beğeniler, yorumlar sayesinde bu videolar daha fazla kişinin önüne çıkıyor. Hem daha fazla insan bir şeyler öğrenmiş oluyor hem de işte biz de bu izlenmelerden elde ettiğimiz gelirlerle farklı ülkelere gitmeye çalışıyoruz. Oralardan bilgiler aktarmaya çalışıyoruz. Bu arada Instagram'dan da Hola. Ya buradaki bu insanların bu halini seviyorum işte. Çok şeyler ya. Eğlenceli insanlar abi. Anı yaşıyorlar yani. Gerçekten eğleniyorlar, seviyorlar bu hayatı. Bu arada Instagram'dan da takip ederseniz sevinirim. Çünkü niye? Orada yaşadığım her şeyi daha anlık paylaşıyorum. Böyle bazen YouTube'da paylaşamadığım şeyler de orada paylaşıyorum. Arada bir canlı yayın da yapıyorum. Böyle. Bakalım şimdi şöyle şeye doğru geldik. Biraz galiba buralar biraz merkezine yakın yerler. Şöyle belediye binasının önüne geldim. Baksanıza çok güzel bir bina değil mi?
Önünde de şöyle Artigas'ı heykeli var. Artigas'ı Montevideo'daki videoda anlatmıştım. Uruguay'ın kurucusu, bizim Atatürk'ümüz gibi. Aynı zamanda Güney Amerika'da ilk toprak reformu yapan, yani zenginlerden alıp fakirlere vererek halkın gelir dağılımını eşitleyen ilk lider aynı zamanda Artigas. O yüzden Uruguaylılar için çok önemli bir lider. Böyle o yüzden yani bizim nasıl her yerde Atatürk büstü, heykeli falan var. Burada da ülkenin her yerinde böyle Artigas'ın heykelleri var böyle. Şimdi bu arada 2 gündür ben çok az uyuyorum. Artık bu yolculuğun heyecanı mıdır nedir? 9,5 aydır böyle şey de olsa, geçici de olsa böyle bir düzen kurmuştum kendime. Tabii bu düzenden ayrılıp yola çıkmanın bir heyecanı var. Hem biraz işte o düzenden kopmanın bir stresi var bir yandan. Bir yandan yolun heyecanı var. 2 gündür böyle biraz az uyudum. O yüzden birazcık enerjim düşük olabilir. Kusura bakmayın. Şöyle merkezi bir yere geldim. Hala free wifi bulamadım bu arada. Şu anda nereye gidiyorum, ne yapıyorum hiç bilmiyorum. Böyle rastgele yürüyorum. Böyle bir parka geldik. Hola. Hola. Belli ki böyle burada bir etkinlik var çocuklar için. Bakın burada okul kıyafetleri böyle. Hola. Burada okul kıyafetleri böyle Uruguay'da. Bu arada Uruguay'da eğitim tamamen ücretsiz ve şöyle bir durum da var. Mesela öğrencilerin yol masraflarını ve yemek masraflarını karşılıyor. Hatta direkt okul yemek veriyor öğrencilere. Mesela ayda okula gidip gelmek için kaç kere otobüse bineceğini hesaplayıp o kadar tutarı senin ulaşım kartına yüklüyorlar falan gibi durumlar var. Yani Uruguay ile ilgili böyle bazen öyle bilgiler öğreniyorum ki ya gerçekten inanılmaz şeyler, böyle açık fikirliler, inanılmaz derecede eğitime, bu tarz şeylere önem veriyorlar. Yani bu tarz araştırın, o kadar çok bilgiler var ki burayla ilgili. Burası nasıl bu kadar, yani mesela ekonomisine bakıyorum. Ekonomisi açıkçası tamam, Güney Amerika ülkeleri içerisinde bayağı iyi durumdalar yine diğerlerine nazaran. Güvenlik konusu yine bayağı iyi diğer ülkelere göre. Ama çok daha iyi olabilirdi. Ama tabii biraz da şöyle bir durum var. Mesela nüfus konusunda çok dezavantajlar. 3-3,5 milyon bir nüfusları var buranın. Şöyle size sokağı göstereyim. Sokak da bayağı güzel. Yani nüfus açısından ve toprak genişliği açısından falan oldukça dezavantajlılar. Tabii bunu avantaja çevirmek de mümkün. Biliyorsunuz Avrupa'da böyle küçük küçük devletler var ve küçük olmalarını, az nüfuslu olmalarını çok iyi kullanıyorlar. Bakın şöyle nehrin kıyısına gelmişiz, oraya yaklaşmışız. Şöyle aşağı doğru inelim bakalım ne var orada. Şöyle bir yere geldim. Burası bana nereye anımsattı biliyor musunuz? Bursa'da Gölyazı diye bir yer var böyle. Orada ben böyle göl kenarında çok sakin bir yer vardı. Tam da böyle köprüye yakın bir yerde. Orada hemen o köprüden geçmeden önce miydi? Geçtikten hemen sonra mıydı? Böyle bir ağaç vardı. O ağacın altında da böyle sandallar vardı. Orada bekliyorlardı. O sahne geldi. O gün geldi aklıma. Şu anda Gölyazı'ya gittim geldim ya. İnanılmaz böyle. Şimdi burası neresi? Parana Nehri ile Uruguay Nehri'nin okyanusa bağlandığı bölge. Yani burası iki tane büyük nehrin havzası aslında. Ve burada bu yüzden ta Montevideo'ya kadar, hatta Montevideo'nun bayağı çıkışına kadar burada su hep çamur rengidir. İnsanlar buraya giriyorlar, yüzüyorlar. Hani sağlıksız olmadığını söylüyorlar. Sağlıklı, gayet yüzüyoruz diyorlar. Ama su çamurlu böyle, rengi yeşil yani. Ve ben bir kere girmiştim mesela Montevideo merkezde, Positos'ta denize girmiştim. Dibi böyle birazcık balçık gibi. Yani bastığınız zaman biraz ayağınız gömülüyor gibi oluyor kumun içine. Ama onun dışında insanlar valla Montevideo'da özellikle, hani burada da yüzüyorlardır büyük ihtimalle. Burada mesela plaj gibi bir yer var şu anda. Montevideo'da falan sürekli yaz aylarında yüzüyorlar yani. Bakın burada okul mu burası? Galiba okul. Böyle bir yer var. Şurada şöyle plaj gibi bir yer var. Şurada böyle bir tesis gibi bir yer var. Abimiz bisikletle geçti, korkuttu beni.
Şimdi Güney Amerika'da tamam Uruguay en güvenli yerlerden birisi ama yine de her dakika özellikle motosikletlere çok dikkat etmeniz lazım. Hele böyle elinizde kamerayla böyle turist tarzında geziyorsanız bir arkada bir gözünüz daha olacak yani öyle söyleyeyim. Anında kapar giderler hiç anlamazsınız. Özellikle motosikletlere üstüne basarak söylüyorum. Çok dikkat edin. Böyle ben Uruguay'da hiç özellikle Montevideo'da ya da diğer küçük kasabalarda hiç böyle tedirgin yaşamıyorum günlük hayatımda. Ama şimdi burası ilk kez geldiğim bir yer olduğu için daha geleli yarım saat, bir saat oluyor. Hiçbir şey bilmiyorum. O yüzden birazcık şey olmaya çalışıyorum. Dikkatli olmaya çalışıyorum. Baksanıza şu anda çok güzel bir manzara var. Böyle çok güzel bir yere geldim. Çok güzel bir kafe varmış burada böyle. Sokakta masaları falan var. Burada da böyle Uruguay ürünleri satan bir mağaza var. Ya böyle şey, Güney Amerika'da böyle sokak kafeleri, o tarz bir kültüre rastlamak çok nadir oluyor. Yani bizdeki gibi böyle kaldırımlara masa açma olayı ya da kafelerle dolu bir sokak, barlarla dolu sokak, bizdeki bu kafeler sokağı, barlar sokağı tarzı olaylar çok az Güney Amerika'da. O yüzden böyle sokağa masa koyan mekanlar görünce böyle çok seviniyorum. Hele hele böyle birkaç tane bar yan yanaysa böyle ya da kafe yan yanaysa, öyle bir yer varsa gördüğüm zaman inanılmaz hoşuma gidiyor. Çünkü özledim yani, o ortamı görmeyi özledim. Aa bakın, az önce şimdi ben biraz yukarıdan şu tarafa doğru inip nehre inmiştim. Şimdi de bu tarafta nehre açılıyor. Çok güzel bir yermiş vallahi, ben burayı çok sevdim. Herkes bana dedi ki şimdi ben çok daha erken saate alacaktım. Sabah 8'e 9'a falan bilet alıp akşama kadar gezecektim burayı. Herkes bana dedi ki ya Kolonya çok küçük, gerek yok falan dediler. Böyle 2-3 saat gezsen yeter, hatta canın sıkılacak falan dediler bana. Abi çok güzelmiş burası ya. Vallahi bilseydim çok erken kalırdım. Hatta belki de bir gün erken gelirdim, buranın tadını çıkarırdım. Şu sakinliğin, şu güzelliğin bir baksanıza ya, ne kadar güzel. Şu manzaraya bakın, nehre açılıyor şu sokakların hepsi. Binalar da çok güzel, çevre çok düzenli, çok temiz. Ya ama işte insan biraz şöyle sokaklarda insan arıyor ya. Şöyle birazcık sokaklar canlı olsa, kalabalık olsa çok daha güzel olurdu. Şu mekanın güzelliğine bakar mısınız? Şurada da böyle kilise mi var artık? Böyle değişik bir mekan var, bir bakalım. Bu arada son zamanlarda hava bayağı bir bulutlu. Önceki gün, iki gün önce bayağı bir yağmur yağdı. Geceliğin çok fena fırtına esti. Bir hafta önce de çok güzel bir yağmur yağdı. Şimdi biliyorsunuz ben daha önce bir video paylaşmıştım bununla ilgili. Uruguay son 75 yılın en büyük kuraklıklarından birisini yaşıyor. İnanılmaz derecede. Mesela barajdaki su seviyesi, Montevideo'nun barajının su seviyesi %2'lere kadar falan düşmüştü. Son 6-7 günlük suyumuz kaldı, ne yapacağız diye düşünüyorlardı. Hatta burada 57 gün boyunca çeşmelerden, bu Rio de la Plata havzasından çekilen tuzlu su aktı. Bildiğiniz çeşmelerden tuzlu su kullandık. Tabii sadece duş almak için, elimizi yıkamak için falan kullanabiliyorduk. Yemeklerde kullanamıyorduk, içemiyorduk, hiçbir şey yapamıyorduk. Normalde bu arada demin dedim ya, Uruguay ile ilgili araştırdıkça çok ilginç bilgiler çıkıyor diye. Uruguay aynı zamanda dünyada anayasasına temiz içme suyu hakkını koyan ilk ülke. Yani çeşmelerden çok temiz içilebilir bir su akıyordu burada. Ama bu kuraklıktan dolayı 57 gün boyunca tuzlu su aktı çeşmelerden. Sonra o baraja işte başka bir nehirden su bağladılar. Durumu öyle düzelttiler. Bunu zaten ben detaylı bir şekilde başka bir videoda anlattım. O yüzden şimdi tekrar aynı şeyleri anlatmayayım. Yani demek istediğim, son zamanlarda biraz da olsa yağmur yağmaya başladı. İşler düzelmeye başladı. Bakın böyle çok güzel bir yere geldim, baksanıza. Çok güzel kafeler var. Tam benim aradığım ortam ya. Keşke bir gün önce gelip kalsaymışım burada. Keşke demeyi de hiç sevmiyorum ya. Şurası sanırım kiliseymiş, tahmin ettiğim gibi. Bakın böyle rengarenk restoranlar, hediyelik eşyacılar, ondan sonra kafeler. Allah'ım ne güzelmiş burası. Vallahi çok sevdim burayı. Böyle yerleri görünce mest oluyorum ya. Çok beğeniyorum vallahi. Aa, herkesin fotoğraf çekindiği o araba burasıymış, buradaymış. Buraya gelen bütün arkadaşlarımın burada fotoğraflarını görüyordum. Bu arabanın yanında fotoğraf çekiniyorlarmış. Şimdi şöyle bir yere geliyorum. Bakın şurası satılıkmış. Hemen gelin abi, buraya bir dönerci yakışır.
Sakın ama camına şavarma yazmayın ha. Vallahi taşıyorlar sonra Türkler. Metin abinin dükkanı niye şavarma dükkanı diye bir ton yorum geldi ya. Lan bu kadar önemli mi bu konu ya? Buradaki insanlar bunu şavarma diye biliyor. Şavarma yazmış işte adam. Yani bu kadar abartılacak bir konu mu yani? Bakın yine böyle çok güzel bir yere geldik. Şimdi şöyle bir yere geldim. Baksanıza yine çok güzel binalar. Okyanusa açılıyor. Yazın burası bu arada ben az önce dedim ya sokaklar çok boş. Biraz daha canlı olsa çok güzel olur diye. Büyük ihtimalle yazın burası çok canlıdır biliyor musunuz? Şu anda kış ayları burada. Ağustos ayındayız. Böyle şey gibi Eylül'ün 21'i gibi ilkbahar başlayacak. Aralık'ın 21'inde de yaz başlangıcı kabul ediliyor burada. O yüzden böyle Aralık ayından sonra hele hele böyle Ekim'den sonra falan yavaş yavaş turistler gelmeye başlar zaten. Aralık, Ocak falan o aylarda buralar dolar taşar insanlarla. Çok güzel olur burası biliyor musunuz? Nehrin kıyısında böyle sahilde şöyle bir yere geldim. Baksanıza mükemmel bir yer ya. Ben burayı çok sevdim gerçekten. Şuraya baksanıza. Çok iyi ya. Yani bence burayı ben niye sevdim biliyor musunuz? Bir beklentim yoktu. Daha önce böyle Priapolis'e, işte Punta del Este'ye, Punta del Diablo'ya falan gitmiştim ama oralarda böyle çevre düzeni çok güzeldi, sahil çok güzeldi. Ama böyle buradaki gibi baksanıza böyle rengarenk, yemyeşil, tarihi binalar falan yoktu. Burası gerçekten tam benlik bir yer ya. Mükemmelmiş. Şurada da bir şey var ama bir bakalım. Bakın burada şöyle heykeller yapmışlar. Melih Gökçe'nin heykelleri. Şu ileride de şöyle şuradan göstereyim. Baksanıza dinozor iskeleti gibi bir şey var orada. Ne iskeleti o bilmiyorum. Kocaman. Müze mi acaba burası ya? Bilmiyorum. Ya bugün internete de bağlanamadım. Doğru düzgün hiç araştırma yapamadım burayla ilgili. Olsun ya, bu sefer de böyle olsun. Böyle kafamıza göre gezelim sokakları. Değil mi yani? Hep böyle bilgi bilgi bilgi. Bazen de sıkıyor ya. Allah. Çarşıyı gezdim geldim. Çantamı aldım. Vallahi çok güzeldi. İnanılmaz keyif aldım. Böyle hani böyle buraya gelmeyi düşünüyorsanız en az bir gün böyle 2 gün 3 gün ya yani ortamınız keyifliyse 2 gün 3 gün de geçirebilirsiniz. Hani tek başınıza bir gün yeterli. Bir günden fazla kalırsanız sıkılabilirsiniz. Ama sallıyorum hostelde kalıyorsunuz. Arkadaş çevreniz var. Abi 3 gün 5 gün akar böyle. Çok güzel mekanlar var çünkü. Muhtemelen yazın falan çok güzel olacak burası. Hostellerde de çok güzel ortamlar olur büyük ihtimalle. Yazın yani burada güzel vakit geçer birkaç gün. Yani büyük bir yer olduğu için değil ama keyifli bir yer olduğu için öyle. Bu arada şimdi birkaç bir şey anlatacağım. Şimdi burada bende Uruguay pesoları vardı. Onları dolara çevirdim. Şimdi benimle bu aynı yolculuğu yapacaksanız eğer birkaç bir şey söyleyeceğim. Öncelikle bir kere paranızı mutlaka Montevideo'da dolara çevirin mümkünse. Burası için küçük bir miktar bırakın. O kalanı burada dolara çevirin. Çünkü burada gerçekten çok düşükten bozuyor. Yani daha az dolar alabiliyorsunuz. Mesela Montevideo merkezde 1 dolar 38 peso falan da 38,5 peso falan yanlış hatırlamıyorsam. Burada 39,5'a yakın yani 39,30-39,5 o civardaydı. Arada neredeyse 1 peso fark var. Bunun haricinde ne söyleyebilirim? İkincisi de dolarları bir kere dolar alın. Arjantin pesosu almayın kesinlikle. Çünkü neden? Arjantin'de biliyorsunuz ekonomik kriz var. 2 tane döviz kuru var. Birincisi resmi kur, ikincisi kara borsa kuru. Blue dollar deniyor buna. Ve kara borsada doların değeri 2 kat. Yani
Yani mesela sallıyorum, devlet kurunda dolar 350-380 peso falansa 1 dolar, şu anda kara borsada 720 peso falan. Ve şöyle bir durum var. Mesela elinizde ne kadar bütün dolar bulundurursanız o kadar yüksek kurdan size bozuyorlar parayı. Yani mesela 1 dolar 1 dolar işte 5 dolar 5 dolar bozdurmak yerine 50 dolar 100 dolar bozdurursanız, bütün para verirseniz kuru daha yüksekten bozuyorlarmış. Ben önceki geldiğimde öğrenmiştim. Böyle 50'lik 100'lük halinde bulundurursanız dolarları daha iyi olur. Zaten bu ekonomik krizi az önce söylediğim gibi ileriki videolarda daha detaylı bir şekilde nasıl gelişmiş, ne olmuş, ne bitmiş, bunları elimden geldiğince en iyi şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi buraya geldim. Saat 8.30'da kalkıyor benim feribotum. Polonia Express'ten aldım ben biletimi. Bana dediler ki 7-7.30 gibi check-in'ini yap. Burada da check-in yapılıyormuş. İlk kez böyle bir feribota bineceğim sanırım. Daha önce bindiğimi zannetmiyorum. Burada da check-in sistemi varmış. Şimdi check-in'imi yapacağım ben. Sonra ne olacak bilmiyorum. Bütün işlemleri tamamladık. Şöyle bir salonda bekliyoruz. Buradaki herkes böyle o feribotla yolculuk yapacak. Şimdi işlemleri anlatayım. İlk başta check-in yapıyorsunuz. Check-in'de böyle ilk baş bir kağıt oluyor elinizde. A4 kağıtla gidiyorsunuz oraya. Onu bilete dönüştürüyorlar. Daha sonra boarding'e geçiyorsunuz. Boarding'de çantalarınız kontrol ediliyor. Bayağı uzunca bir sıra oluyor böyle. Yani şeyden geçiriyorsunuz. X-ray'den geçiriyorsunuz. Tek olayı o. Sonradan pasaport kontrole geçiyorsunuz. Pasaport kontrolde damga vuruyorlar. Bana hiçbir şey söylemediler. Zaten ülkeden çıkıyorum. Ne söyleyeceğim? Büyük ihtimalle Arjantin'e vardığımda asıl orada sorgulayacaklar. Ki geçen sefer ben kara sınırından girdiğimde hiçbir şey sormamışlardı. Bu sefer de soracaklarını pek sanmıyorum. Büyük ihtimalle çok rahat geçeceğim. Sonra pasaport kontrolünden de geçtikten sonra bu salona çıktık. Şimdi şu anda bekliyoruz. Bu arada 3 tane sınıf varmış feribotun içerisinde. En ucuzu ekonomik sınıf, ikincisi express, üçüncüsü de klasik sınıf. Ben diğer 2 sınıfta bilet kalmadığı için en pahalı olan klasik sınıftan bilet almıştım. Ama zaten en ucuzuyla en pahalı arasında ben aldığımda 200 peso fark vardı. Yani 5 dolar fark vardı. Yani dolayısıyla öyle önemli bir fark değil fiyat olarak. Ama konfor olarak ne verecekler bilmiyorum. Yani yiyecek içecek mi verecek? Daha rahat bir koltukta mı gideceğiz? Ne olacak bilmiyorum. Farkı ne? Birazdan göreceğiz. Bu arada ben burada feribot işleten tek bir firma var zannediyordum. Colonia Express var zannediyordum. Bunun haricinde birkaç firma daha varmış. Bunlardan bir tanesi de sanırım Bukebus. Öyle bir şey yazarım alta. Diğeri bundan daha pahalı ve daha konforluymuş ama daha yavaş gidiyormuş. Bu daha konforsuz ve daha ucuz ama daha hızlı gidiyor. Diğer fark da Colonia Express'in dezavantajı, La Boca diye bir mahallede indiriyor. La Boca mahallesi Boca Juniors'un stadyumunun olduğu, aynı zamanda Caminito diye bir mahallenin olduğu, aslında turistik bir alan ama o turistik alanın birazcık dışına çıktığınız zaman aynı zamanda tehlikeli de bir mahalle. İşte gece vakti gittiğiniz zaman Colonia Express'le gitmenin böyle bir dezavantajı olabilir. Şimdi otobüsten ineceğimiz yeri zaten gösteririm şeyde, videoda anlarsınız tehlikeli bir yer mi değil mi? Ama bu Kebus muydu? O diğer firma direkt merkeze yakın bir yerde. Çok daha güvenli ve ulaşımı kolay bir yerde bırakıyormuş. Öyle, şimdi ben La Boca'da ineceğim. Oradan merkeze gideceğim. Pembe Saray dedikleri işte o başkanlık ofisinin olduğu saray. Oraya çok yakın bir hostelde kalacağım. Orada gönüllülük yapacağım. La Boca'dan oraya otobüse gideceğim. Şimdi böyle bir salonda bekliyoruz. Saat 8.30'da kalkacak feribot. Şu anda saat 7.30 falan. Şimdi şu sıra ta böyle ilerden başlıyor, böyle geliyor, şöyle dolanıyor, şuralara kadar falan gidiyor, tamam mı? Ta şuralara kadar gidiyor. Şimdi ben geldim buraya, dedim ki ya bu insanlar niye bu kadar erkenden sıraya geçmiş, bir de biraz da yorgunum. Dedim ki ya ne gerek var şimdi sırada beklemeye, çok erken değil mi, manyak mı bunlar falan dedim. Şimdi de sıraya girmediğim için çok pişman olacakmışım gibi bir his var içimde. Acaba ayakta falan mı gideceğim? Her şeyi düşünüyorum. Ama business class'ım ben. Ben ayakta götüremezler abi. O kadar para verdim. Oturarak gideceğim yani. Bindik feribota. Böyle asla böyle sınıflar arası ayrım falan yok. Koltuk numarası diye bir şey de yok. Tamamen böyle dolmuş usulü, neresi boşsa oraya oturuyorsunuz. Ve bu ekonomik sınıfla diğer sınıflar arasında hiçbir fark da yok. Tek fark bileti geç aldığınız için ekstra ücret ödüyorsunuz, o kadar. Şöyle bir yer bak. Penceresi bile olmayan böyle saçma sapan bir yere denk geldim. Böyle burada yolculuk yapacağım. Benim kocaman iki tane çantam olduğu için, tekerlekleri de olmadığı için böyle sürüne 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 zar zor buraya kaptım yani. Adam akıllı bir yere denk gelemedik yani. Bu arada dışarıda da gidilebiliyor. İnsanlar dışarı çıkıyorlar, dışarıdan da yolculuk yapabiliyorlar. Ama şu an kış ya, soğuk, ne gerek var.
Ama arada bir çıkarım belki manzara izlemeye. Feribottan indim. İnerken de aynı şekilde her şeyi kontrol ettiler. Yine Arjantin sınırından da geçtik. Yani pasaport kontrolünden geçtik. Herhangi bir şey sormadılar. Direkt pasaporta baktı. Bir sürü damga var. Tamam dedi. Bastı geçti. Bu arada Arjantin sınırında, kara sınırında da havaalanında da basmıyorlar galiba. Burada da basmadılar. Damga basmıyorlar. Sisteme işliyorlar. Bana daha önce de aynısını yapmışlardı. Ben dedim acaba unuttular mı ya da ben mi pasaportta bulamıyorum bir türlü. Bu sefer özellikle istedim. Damga basar mısınız dedim. Hayır olmaz. Basamayız dedi. İlginç, demek ki elektronik sistemde kaydediyorlar her şeyi. Şimdi şöyle bir yerdeyim. Demiştim ya, Laboka'da indiriyormuş riskli bölge falan diye. Burası o riskli bölgenin çok dışında, gayet güvenli bir yer. Ama tabii tek başımayım, o yüzden yine de dikkatli olmak zorundayım. Çantalar inanılmaz ağır, görmeniz lazım. Ya size bir şey diyeyim mi? Sırf şu çantaları sağa sola ettire ettire. Bu arada 1 saat sürdü feribottan inmek. Yani feribottan inmek sadece 1 saat sürdü. Ve artık çantaları ite kaka o kadar yoruldum ki. Bir de şu çantayla gezdim bütün gün şeyde, Kolonya'da. Vallahi otostop çeksem bu kadar yorulmazdım herhalde. Şimdi şöyle bir yere geldim. Ya burası Puerto Madero deniyordu galiba. Oraya yakın sanırım ya. Sanki yürüsem varırım ben gideceğim yere ama. Aynen aynen, burası güzel bir yer. Tamam. Şimdi tanıdım. Aslında sanki arada ama tehlikeli yerler var ya. Benim bir an önce otobüs bulmam lazım. Ama internetim de yok, otobüs bulamıyorum. Nereden bulacağım, nasıl gideceğim bilmiyorum valla. Az önce ben bir tane büfe buldum. Daha önce Buenos Aires'e geldiğimde de o büfeye gitmiştim böyle. Ufaktan böyle sandviç tarzı bir şeyler de satıyor. Önünde masası var falan. Oraya girdim, susamıştım zaten. Bir tane su aldım. Wi-Fi olacağını tahmin ediyordum. Çünkü 24 saat açık, yiyecek satıyor falan. Yani bir nevi böyle büfe gibi hizmet de görüyor. İşte oraya gittim. Su aldım bir tane. Wi-Fi şifresini sordum. Wi-Fi'niz var mı diye. Varmış. Wi-Fi şifresini aldım. İnterneti kullandım. İşte arkadaşımı aradım, Mali'yi. Dedim böyle böyle, ben dedim şimdi internete yeni bağlandım, şey yapıp geleceğim, haritadan bakıp geleceğim dedim işte. Sonra haritadan bir tane otobüs buldum. Durağa gittim. 8A8B yazıyor haritada. Gittim durağa. Bir tane 8 numara geldi. AB yazmıyor. Ondan sonra şoför nereye gideceksin dedi, turist olduğumu görünce. Ben gösterdim haritada. Dedi bir sonraki 8'e bineceksin dedi. Ya diyorum madem 8A8B bu kadar önemli, niye tabelada yazmıyor? Otobüsün tabelasında yani. Sonra işte bekle Allah bekle, bekle Allah bekle. Bir saat falan bekledim. Orada hala da insanlar bekliyor otobüsü. Baktım olacak gibi değil. Kafa attı yani, bir saattir bekliyorum. En sonunda şöyle düştüm yola, yürüyorum. Yarım saat mesafe gösteriyor buradan yürüyerek. Hostel. Yürüyeceğim. Bıktım beklemekten ya. Saat gece 12.30 oldu zaten. Varmam biri bulacak. Otobüsü beklesem sabaha kadar beklerim herhalde. Sokaklar çok tenha. Neredeyse hiç evsiz yok ama. Böyle herhangi bir etrafta sıkıntılı bir tip de dolaşmıyor. Şu ana kadar gayet iyi ya. Buenos Aires'te hep güvende hissediyorum ben. Montevideo'da da öyleydi. Ama tabii ikisinin de sıkıntılı bölgeleri var. Dikkatli olmak lazım. Aa bak. Evsiz hiç görmedim dedim, hemen karşıma çıktılar. Ama bunlar zararsız ya, uyuyorlar. Hadi bakalım. Yarım saat yürüyeceğiz şimdi. Yeni bir günden herkese merhaba. Dün böyle yorgunluktan falan artık video çekemedim. Bir de bugün hala çok yorgun hissediyorum kendimi. Sanırım biraz akşam o durakta otobüsü beklerken soğuk yedim. Böyle biraz boğazlarım çok iyi durumda değil. Biraz da yorgunluk var tabii. Dün bütün gün çanta taşıdım. Bakın şimdi neredeyim, size göstereyim. Bakın şu gördüğünüz dikili taş, burada Obelisco diye geçiyor. Buenos Aires'in en önemli meydanı orası. Şimdi böyle bir caddede yürüyorum. Burası yine buranın en işlek caddelerinden birisi, en önemli caddelerinden birisi. Bugün olanları anlatayım. Şimdi sabah uyandım. Bu arada bana bugün saat 11 ile 3 arasına shift yazmışlar hostelde, kaldığım hostelde. Bu arada kaldığım hostel çok güzel.
Arkadaş ortamı da güzel. Ondan sonra konumu çok güzel bir kere. Obelisco'ya çok yakın. Plaza de Mayo diye bir yer var. Böyle başkanlık sarayının falan olduğu en merkezi yer. Oraya 5 dakika sürmüyor yürüyerek. Çok merkezi bir yerde hostel. Aynı zamanda böyle bir terası ve bir barı var. Oradan böyle çok da güzel bir manzara görebiliyorsunuz. Hatta gidince de gösteririm büyük ihtimalle akşam üzeri. İşte sabah uyandım. Saat 11'de mesaim varmış. İşte mesaiden önce çıktım bir şeyler yiyeyim dedim. Bir yerde oturup bir şey yemek istiyordum ama çok kafama göre bir yer bulamadım. En son bir markete girdim böyle sandviç falan o tarz bir şey bulurum diye. Girdim böyle ikili sandviçler satılıyor burada. Uruguay'da da satılıyor onlardan. Bir baktım böyle 600 küsür peso falan da 630 peso falan da sanırım. İşte bir tane de meyve suyu aldım 120 peso falan. Toplamda şu anda 780 peso 1 dolar galiba ya da 700 50 peso civarı, o civarı bir şey. Tam anlamıyla 1 dolara, maksimum 1 dolar 10 sente falan denk geldi meyve suyuyla sandviç. Aynısını ben normalde Uruguay'da, Montevideo'da 4-4,5 dolara falan yiyordum. Arada inanılmaz fark var. 4 kat, 5 kat fark var birçok şeyde. Sürekli kıyaslıyorum yani. Böyle, şöyle göstereyim size. Hola. Mesela Uruguay'da şeyler, empanadalar falan böyle 2 dolardan falan başlıyordu. Burada mesela bugün baktım 30 sente falan denk geliyor böyle. Kaç para? İşte mesela 750 peso 1 dolar olduğunu varsayalım. 240 pesoya şey vardı, empanada vardı. 35 sente falan denk geliyor dolar bazında. Aşırı ucuz ya, inanılmaz rahatladım. Bu arada ben işte 2-3 haftadır YouTube'a video yükleyemiyorum. Tabii siz bu videoyu izlediğinizde bir önceki haftanın videosunu, yani bugün editleyeceğim videoyu izlemiş olacaksınız. Yükleyemememin sebebi de laptopumun adaptörü yandı. Onun için bugün yine adaptör aldım. Kaç para? 8500 peso verdim. Yani 10 dolardan biraz fazla, 11 dolar, 11,5 dolar falan ediyor. Ondan sonra bir tane de kablo aldım buna. Kablosu da yanmıştı. 1500 peso da ona verdim. O da kaç para yapıyor? 2 dolar da o yapıyor. Yani 13 dolar falan öyle gitti. Bir de buranın prizleri farklı böyle. 3 ucu var. Bir de böyle bizdeki gibi yuvarlak değil o uçlar. Değişik bir priz sistemi var yani burada. Uyumlu adaptör aldım işte onun için. Ona da verdik biraz. 15 dolar, 16 dolar. Böyle tertemiz gitti yani sabah sabah. Ya işte bu elektronik cihazların derdi bitmiyor ya. Bu GoPro'nun ayrı derdi var. Bir tane kameram var, onun ayrı derdi var. Laptopun dertleri kendine özel. İşte ne bileyim. Drone da kendine göre problemleri var. Ya bir tahta bulsam vuracağım da bir tek telefonum düzgün çalışıyor şu anda. Hadi hayırlısı. Öyle. Şöyle yürüyelim bakalım bak. Şu Kentucky burada çok meşhur bir pizzacı. Bu arada Arjantin'in nüfusunun %40'ına yakınının İtalyan kökenli olduğu söyleniyor. Bu yüzden burada pizza da çok meşhur. Geçen gün sosyal medyada Barcelona'nın fotoğrafını gördüm. Barcelona'ya ben daha önce 2014 yılında gitmiştim ama üstünden seneler geçti yani. İşte 9 sene falan oldu. Çok az şey hatırlıyorum şu anda. Fotoğrafını gördüm öyle, oha dedim lan, burası bizim buralara çok benziyor. Niye? Çünkü buralarda yani Uruguaylılar, Arjantinliler hep İspanyol kökenli oldukları için kültürleri de aşırı böyle bayağı bir Avrupa'yı bir kültürleri var, yaşayış tarzları. Şehirlerde neredeyse birebir aynı yani. Lokantalar falan, her şey, mimari çok benziyor. Bir de şeyi anlatayım, böyle mesai de çok güzel geçti, böyle gayet rahattı. Birkaç tane yatağın çarşafını falan değiştirdik, alışverişe çıktık. Sonra dediler siz takılın, biz size iş olursa haber veririz dediler. Bir saat, bir buçuk saat falan sürdü işimiz maksimum. Ondan sonra çok rahattık. 4 tane yatağın nevresimini değiştirdik. Bir de alışverişe gittik, bu kadar. Başka hiçbir şey yapmadım. Kendimi böyle garip hissettim dedim. Hiçbir şey yapmıyorum. Nasıl yani? Bu arada önceki Montevideo'da gönüllülük yaptığım hostelde günde 5 saat, haftada 4 gün yani 20 saat çalışıyordum. Orada konaklama ve kahvaltı vardı. Burada yine 20 saat çalışacağım ama haftanın 5 günü 4'er saat çalışacağım. Yine konaklama ücretsiz olacak. Burada kahvaltı ya da yemek vermiyorlar. Ama olsun, önemli değil. Şöyle göstereyim. Buenos Aires çok temiz, çok düzenli, güzel bir şehir ya. Ben seviyorum burayı.
Yani buraya ben daha önce biliyorsunuz kanaldaki videoları izliyorsanız Dünya Kupası zamanında gelmiştim. O zaman böyle burada çok eğlenmiştim ki çok tarihi anlardı. Benim hayatım açısından çok özel zamanlardır yani. Mesela Uruguay'dayken kendi kendime diyordum ki acaba o eğlencelerin büyüsüne kendimi çok kaptırdım da o yüzden mi Buenos Aires'le ilgili hatıralarım çok güzel falan diyordum. Geldim harbiden şey öyle büyüye falan kapılmamışım. Harbiden çok temiz, çok güzel. Güvenli de şehir. Dün gecenin birinde yani 12.30'da ben duraktan başladım yürümeye. Bir de hostele vardım. Hiç de böyle en ufak bir tedirginlik hissetmedim. Çok rahat, çok güvenli. Baksanıza tertemiz her yer. 10 numara. Seviyorum burayı. Bir de şimdi size niye Arjantin'e geldiğimi anlatacaktım. Niye Uruguay'da 9,5 ay kaldım? Niye sonra o süreçleri iptal edip buraya geldim? Şimdi şöyle oldu. Ben yolculuğa çok düşük bir bütçeyle çıktım ve tamamen takıs atarak yolculuğumu sürdürüyordum. Balkanlarda önce takıs attım. Bileklik, kolye falan sattım. Onlardan elde ettiğim birikimle Güney Amerika uçak biletimi aldım. Buraya geldiğimde yine cebimde çok az bir harçlık vardı. Yine bir şekilde para kazanmam gerekiyordu. Sonra bu takı satarak yolculuğu devam ettirecek kadar yeteri para kazanamadığım için bir yerde kalıp iş bulup bir birikim yapıp yola öyle devam etmeye karar verdim. Sonra işte Uruguay'da kaldım. Uruguay'da işte bu oturum süreçleri falan oldu. Onları bekledim. O arada yine takı satmaya devam ediyordum. Gönüllü çalıştığım için masraflarım çok azdı. O yüzden öyle idare edebiliyordum. Sadece yeme içmeye para ödüyordum. Sonra işte tam iş aramaya başladım. Hatta bir iş buldum. Bir süre çalıştım. Sonra işte İngilizce seviyem yeterli olmadığı için İngilizce bir işti. Call center işiydi. Bir Amerikan firmasına call center hizmeti verecektik. İngilizcem yeterli olmadığı gerekçesiyle eğitim sürecim sonlandırıldı. Yani işten çıkarılmış oldum. Sonra işte tam da o işten çıkarıldığım süreçte benim YouTube kanalım çok hızlı bir şekilde gelişmeye başladı. Yani benim Mayıs ayının sonunda 2700-2800 abonem varken Temmuz'un sonunda artık 9000 abonem falan vardı. Bir anda 1,5-2 ay içerisinde kanal 3 kat büyüdü. İzlenmeler çok hızlı arttı. Yani hızlı gelişti bir şeyler. Facebook'a da bu arada bir tane reel sattım. Ki ben Facebook'u aktif olarak kullanmayan bir insanım. Reel sattığımı bile unutmuştum. Bir anda bildirimler gelmeye başladı işte şey diye. Sizi Reels'ten şu kişi takip etti. Reels'inizi şu kişi paylaştı diye sürekli bildirimler geliyor. Ne oluyor falan dedim. Bir baktım ertesi gün 30 bin izlenmiş. Sonraki gün 80 bin, sonra 150 bin falan derken bir baktım o Reels de 1 milyon izlendi. Facebook'tan da böyle bir kitle oluştu. Baktım sosyal medya ilerliyor. Ben de şöyle bir karar verdim. Dedim ki madem benim hayalim dünyayı gezmekti, madem ben de Uruguay'da çalışma sebebim para biriktirip yolculuğa devam etmekti, o zaman sosyal medya ilerlediğine göre benim çalışmama gerek yok. Çünkü benim asıl hayalim dünyayı gezmek. Ki zaten sosyal medya benim için çok daha iyi. Neden? İstediğim zaman istediğim yerde videomu çekip editleyip yükleyebiliyorum. Bana müthiş bir özgürlük alanı sunuyor. Yani hiçbir yerde maaş çalışmama gerek kalmayacak. O yüzden ben de bu riski alıp tamamen sosyal medyaya odaklanarak yola devam etmeye karar verdim. Önümüzdeki süreçte böyle konaklamaya mümkün olduğunca az para verdiğim sürece, hatta mümkün olduğunca konaklamaya para vermediğim sürece sosyal medya beni geçindirecek gibi gözüküyor. Şimdi önümüzdeki süreçte bir ay Buenos Aires'te kalacağım. Sonra Arjantin'in kuzeyini gezeceğim biraz. Belki bir Şili'ye gidebiliriz birkaç günlüğüne. Çünkü Şili pahalı. Çok uzun süre kalmak istemiyorum. Birkaç video ile tanıtıp çıkmak istiyorum tekrardan. Sonradan işte Paraguay, Bolivya, Peru, Ekvador, Kolombiya, Venezuela diye devam edeceğiz. Venezuela'da yine işlerin gidişatına göre bir karar vereceğiz. Orta Amerika ya da Patagonya diye. Önümüzde uzun bir yolculuk var yani. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle dediğim gibi bu yolculuğa devam edeceğim. Farklı ülkelerden elimden geldiğince bilgilendirici içerikler üretmeye çalışacağım. Diyorsanız ki izledik, beğendik, bir şeyler öğrendik. Beğenirseniz, yorum yaparsanız, böyle beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşırsanız, abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bana da önemli bir destek olmuş olur bu. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.